Bu gürültü de ne böyle? Harika inişti Max. Yeni taktığımız askı yayları güvenli bir iniş yapmanı sağladı yani. Ek bir plana ihtiyacımız kalmadı. Sence kırmızı? Birkaç küçük ayar yapsam yeterli olur bence. Sen de abin gibi olmak istersin değil mi Molly? Buradan sakın ayrılma. Ben senin tekerlerine Gecko'nun taktıklarından çok daha iyi yaylar takacağım. Göreceksin. Bitmek üzere Max. O da ne? Beklediğimden daha çok zıplıyor. Olamaz. Molly çok fazla zıplıyor. Onu durdurmamız gerek. Çabuk kırmızı. B planına geç. Hazır mısın kırmızı? Şimdi kırmızı. B planını devreye sok. Korkma, geçtim Molly. Abin gibi olmak istediğini biliyorum evet ama gel de şu yaylarını düzeltelim olur mu? Hadi Molly. Gecko benden daha iyi yay yapabileceğini sanıyor. Bu yeni yaylar düzgünce yere inmeni sağlayacak. Şimdilik hoşça kal Molly. Gidip oyun oynayabilirsin. Tornavidalar aşkına tamirciler. Bu kapı gerçekten sıkışmış. Bu ses senden mi geldi Tili? Bakın traktör Trevor geldi. Anlaşılan yardıma ihtiyacım var. İçeri geç bakalım. Anlaşıldı. Arkadaşlar, sorunun kaynağını buldun galiba. Çarklarını değiştirmemiz gerek. Tamirciler, bize gereken çarklar için yağ ve... Büyük anne Gecko'nun çok güçlü İngiliz anahtarı gerek. Tamirciler, bu anahtarı kaldırmak için güçlü kaslara ihtiyacınız var. İşte böyle daha iyi. Çarkların bayağı ısınmış. Bir de şimdi dene Trevor. Traktörlerin ağır yükleri taşıyabilmek için sağlam çarkları olmalı. Belki Trevor gücünü kullanarak bize yardım edebilir. Arkadaşlar! Yaşasın! Aferin size takım! Görüşmek üzere Trevor! Güle güle! Cadılar Bayramı kostümleriniz harika tamirciler. Şeker toplamaya gitmek için hazır mısınız? Üzgünüm tamirciler. Bebek kamyonun yağını değiştirmem gerekiyor. Siz önden gidin. Ben size yetişirim. Şaka ya da şeker. Bedava şeker yok size. Önce beni korkutmalısınız. Ve ben asla korkmam.
Saçmalık. Galiba bu şekerlerin hepsini tek başıma yemek zorundayım. Topladınız mı? Aa, çok üzüldüm tamirciler. Ne dedin bebek kamyon? Aha, bu harika bir fikir. Bu şeker toplayanlar sinirimi bozuyor. Rahat bırakın beni. Şeker falan. Aferin sana bebek kamyon. Kedular bayramı onu da korkuttu sonunda. Mutlu bayramlar. Mavi. Mavi neredesin? Herkese merhaba. Bugün dışarıda çalışıyoruz. Çünkü Fiona'nın merdiveni bozuldu. Ve merdiven çok uzun. Oh. Lastiklerini de kontrol etmeliyiz Fiona. Oh, Mavi. Biri Kriko'yu getirebilir mi lütfen? Aferin sana kırmızı. Şuradan pensemi de alayım. Zıplayan robotlar aşkına. Endişelenme kırmızı. Seni bir şekilde indireceğiz. Yeşil, sarı, battaniye getirin. Bir fikrim var. Kırmızı, sana atla dediğimde kendini bırakacaksın, tamam mı? Atla! Oh. Mavi, işte şimdi kahramanlık zamanı. Hazır mısın Mavi? 3, 2, 1. Zıpla! Merak etmeyin, sizi tutacağız. Günü kurtardın Mavi. Yaşasın cesur kahraman. Hadi süper tamirciler, Fiona'nın bakımını bitirelim artık. Yakında tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Ürkütücü görünüyorsunuz tamirciler. Artık cadılar bayramına hazırsınız. Tilly bile kostüm giymiş. Sorun nedir Yeşil? Dışarıda bir canavar mı var? Gidip bir göz atsam iyi olacak. Endişelenmeyin tamirciler. Canavar diye bir şey yoktur. Merhaba. Merhaba. Sen iyi misin dostum? Işığa doğru gel. Olamaz Max. İyi bir bayram temizliğine ihtiyacım var. Gel de seni oto yıkamaya alalım. Hiç korkmayın tamirciler. Unutmayın, canavar diye bir şey yoktur. Hazır olunca içeri gel Max. İşte oldu Max.
artık pek korkunç değilsin. Cadılar bayramınız kutlu olsun. Ah, neredeyse bitti Fiona. İşte yeni merdivenim burada. Havada dönüş alıştırması yapıyoruz. Bizi izle bak. Yeeha! Daha yükseğe uçalım. Aa, dikkat et Kate. Helena'nın kızakları olmadan iniş yapamam. Olamaz. Çabuk tamirciler, yardım etmeliyiz. Bana şu tekerlekleri getirin lütfen. Ah, azıcık daha uzanabilsem. Deniyorum, deniyorum. Dayan biraz Gecko. Mavi, kızakları al. Benim bir fikrim var. Şimdi Mavi. Mutlu son daha. Yardımın için sağ ol Gecko. Lafa mı olur Cat? Bugünler için varız. Ha, çok haklısın Yeşil. Yangın çıkmış. Bak zaten itfaiye arabası da geliyor. Ah, hayır olamaz. Anne ve bebek kamyon eğlencesine yarışıyor. Sesleri o kadar yüksek ki sirenleri duymuyorlar. Fiona, artık sana daha yüksek sesli bir siren takmamız gerek. Hadi tamirciler, artık Fiona'nın yeni sirenlerini takalım. Tamamdır. Şimdi yüksek ve güzel bir dadi sesi bulalım. İşte oldu. Hadi bir dene Fiona. Aa, bu olmaz. Bu kapı zili gibi çünkü. Hadi bir daha deneyelim. Bu da dinozor sesi gibiydi. Bize dadi lazım. İşte bu bir dadiydi. Ama daha yüksek sesli olmalı. Şu trafik konisi senin sesini yükseltmişti değil mi? Belki benzer bir şey sireni de yükseltir. İşte ben buna yüksek seslerim. Güle güle Fiona. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için sağ ol. Tabelamızı boyama vakti gelmiş tamirciler. Mavi, sarıyla birlikte yeşil boyayı alıp çatıya çıkabilir misin lütfen? Olamaz. Fiona'nın tamponu kırılmış. İçeri gel de düzeltelim şunu. Yeşil, bize ekstra güçlü tutkalı getirir misin lütfen? Hmm.
yeşil olmamalıydı. Tutkalı mavi ve yeşil almış olmalı. Çabuk, kırmızı, çatıya çık hemen. Zavallı kırmızı. Çatıya çıkmanın başka bir yolunu bulmamız gerek. Olamaz. Yapış yapış olmuşsunuz. Tutkal tamamen kurumadan sizi buradan kurtaralım. Fiona, hortumunu ödünç alabilir miyiz lütfen? Hiç endişelenmeyin tamirciler. Birazdan sizi kurtaracağız. Hepinize aferin çocuklar. Fiona da ben de yepyeni görünüyoruz. İşte oldu Erik. Artık daha iyisin. Oh, o da neydi? Bu canavar kamyon Max. Burada olmaması gerekiyordu. İnşaat alanı çok tehlikeli. Max'in çıkardığı şu karışıklığa bakın. Hayır olamaz. Galiba Max'in benzini bitti. O beton kurumadan Max'i oradan çıkarmamız gerekiyor. Çabuk tamirciler, yedek benzini getirin hemen. Hay aksi. Bu beton bir dakikaya kalmaz donar. Peki ama bu benzini Max'e nasıl ulaştıracağız biz şimdi? Erik bize köprü yaptı. Beton kurumak üzere. Hadi yürü Max, yürü. Görünüşe göre Max dersini aldı. Teşekkür ederiz Max. Bir maceranın daha sonu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Vaktinden de erken gelmişsin Erik. Tamirciler. Erik tamir edilmek için sabırsızlanıyor. Hadi kalkın uykucular. Tüm gece şarj oldunuz. Enerji dolu olmanız gerek. Hadi Erik'i tamir edelim de yola çıkabilsin. Hiç bilmiyorum. Haklısın Erik. Gece aletlerinin fişini takmayı unutmuşuz. Neden bu kadar bitkin oldukları anlaşıldı. Hadi bakalım uykucu tamirciler, şarj olma vakti. Şahmat. Yaşasın. Pekala tamirciler. Şarjınız tamamen doldu. Hadi artık Erik'i tamir edelim. Tamamdır Erik. İlk onun ta
muameranesinde tekrar görüşmek üzere. Bu leziz koku da ne? Aynen öyle. Her müşteriye bir şiş kebap bedava. Bu sayede müşterilerim kesinlikle artacak. Buyur bakalım Erik. Çabucak pişir. Bir şey mi yanıyor? Bu aptal makinenin sorunu ne? Hayır, benim güzel mangalım. İtfaiye arabası Fiona, yangın çıktı. Kurtarın. Hadi şu yangını söndürmeye yardım edelim. İş başına tamirciler. Mangalımı kurtarın. Çabuk ol. Sırılsıklam oldum. Olamaz. Affedersin. Hortum yetişmiyor da. Harika fikir Fiona. Hadi yangın tüpünü kullanalım. Yakaladım seni. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Hepinize aferin çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Büyük yarışa hoş geldiniz. Ben Wilbur T. Weasel. Bugün burada şehrin en hızlı tamircisi olduğumu kanıtlayacağım. Hem de turbo güçlü canavar kamyonumla. Sorun yok Tilly. Kazanmak için turbo motora ihtiyacımız yok ki. Sen beni hiç yarı yolda bırakmadın. Hazırlan Gecko. Yeşil ışık yandığında yarış başlayacak. Yerlerinize hazır. Başla. Bas gaza çekici Tilly. Parlak birincilik madalyamı almak için sabırsızlanıyorum. Parlak kol saatime de çok uyacak. İşte bu Tilly. Ağır ve dikkatli. Turbo gücü devreye sok. Duramayız. Hemen gidip ona yardım etmeliyiz. Batıyoruz. İmdat. Endişelenmeyin Bay Weasel. Sizi çabucak oradan kurtaracağız. Kabul ediyorum. Dürüst bir şekilde kazandın. Ama bir dahakine kazanan ben olacağım. Eğlenmek isteyen herkes tamirhaneme kadar yarışsın. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Ben Gecko. Şu anda eve gidiyoruz. Oh! Bu bebek kamyon. Ne oldu bebek kamyon? Emziğini mi kaybettin? Tamam üzülme. Biz sana emziğini buluruz. Hadi, hadi gidin tamirciler. O kırmızı çiçeklerin arasına da bakın. Bir şey var mı orada? Peki şu yeşilliklerin arasında yok mu?
Orada bir şey görebiliyor musun? Buralarda bir yerde olmalı. Çok üzgünüm bebek kamyon. Hiçbir yerde emziğini bulamadım. Mavi! Aferin sana. Emziği bulmuşsun. Al bakalım bebek kamyon. Her şey yoluna girdi. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aman tanrım. Bugün otobüs geri servise gelecekti. Siz halleder misiniz tamirciler? Her şey yolunda mı? O sesler de ne öyle? Sorun yok. Artık daha iyi hissediyorum. Öyle görünüyor ki her şey kontrol altında. Aferin size. Herkese merhaba. Bugün çok meşgulüz. Bebek kamyon ve canavar kamyonun lastiklerini değiştireceğiz. Peki ama Max nerede? Merhaba Max. Hadi başlayalım tamirciler. Sarı. Olamaz. Sarı düştü ve başını çarptı. İş size düştü mavi ve kırmızı. Neler oluyor böyle? Hadi gel Sarı. Sanırım tekerlekler karıştı. Sorun değil. Hepimiz hata yaparız. Tekerlekleri değiştirmemiz yeterli olacak. Merak etme Max. Yakında her şeyi hallederiz. Hop.
Bebek kamyon, çok eğleniyorsun, farkındayım. Ama onlar Max'in tekerlekleri. Hadi onları Max'e verelim. Aferin sana bebek kamyon. Ödünç aldığın şeyleri sahibine geri vermek çok önemlidir. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunlar da nereden gelmiş böyle? Bay Gelincik, iyi misiniz? Vicky'yi dünyanın en hızlı dondurma arabası haline getirdim. Ama tek bir dondurma bile alamadan uçtu gitti. Ortalığa daha fazla zarar vermeden Vicky'yi hemen durdurmamız gerek. İşte geliyor. Hazır mısın Mavi? Mavi, çabuk kapatma düğmesine bas. Bitti. Aferin sana Mavi. İyi de ben hala dondurmamı almadım. Roketlerden nefret ediyorum. Hadi tamirciler, gidip nasıl olduğuna bir bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neredeyse tamirhaneye geldik tamirciler. Biri yola çöp atmış. Gerçekten çok çöp var. Ve geri dönüşümlü anne hiç mutlu değil. Hadi gidelim. Çöpleri takip edersek kimin attığını da bulabiliriz. İzler sola doğru gidiyor. Bu çöp kamyonu Dylan değil mi? Arka kapağı bozulduğu için çöpler dökülüyor. Müzik o kadar yüksek ki fark etmiyor bile. Tamirciler, Dylan'ın müziğini kısmamız gerekiyor. Hadi kullanalım attığımız şeyleri. Bu işi çözelim, ayıklayalım çöpleri. Dylan! Dylan! Arka kapağın bozulmuş Dylan. Ama merak etme. Ben tamir edebilirim. Geri dönüşümlü anne ve tamirciler çöpleri topluyor. İşte oldu. Ayıklama işi nasıl gidiyor? Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerada görüşmek üzere. Dylan, kıs şunun sesini. Herkese merhaba. Mavi ile birlikte tamirhaneye Noel ağacı almaya gidiyoruz. Bu otobüs Bobby mi?
Yolda kalmış. Oh. Bu sıcak çikolata seni ısıtır. Merak etme Bobby, seni hemen oradan kurtaracağız. Bu hiç iyi olmadı. Kancayı çıkar Mavi. Başka bir şey deneyeceğiz. Olamaz. Şimdi de Tilly kara saplandı. Sevgili Mavi. Görünüşe göre biz de yolda kaldık. Üzülme Mavi. Birileri bize yardım eder. En azından ısınmak için sıcak çikolata içebiliriz. Hop! Baksana. Sıcak çikolata karı anında eritti. Bir fikrim var. Hey! İşe yaradı. Dayan Bobby. Bir şey değil Bobby. Peki bu devrilen ağacı ne yapacağız şimdi? Aha! Mükemmel! Mutlu Noeller arkadaşlar. Hadi gel Yeşil. Atılacakların hepsini Tilly'ye yükleyelim. Hoplu. Özgürüm Sarı. Bu eski koltuğun da atılması gerekiyor. Burada kalamaz artık. Bakın kamyon ailesi. Anne kamyon, geri dönüşüm kamyonu ve bebek kamyon. Hayır olamaz. Zavallı bebek kamyon. Ne kadar sert bir inişti. Keşke daha yumuşak inebileceğin bir yol olsa. Ne oldu anne kamyon? Aklına bir şey mi geldi? Kamyon. Artık daha yumuşak iniş yapabilirsin. Hiç önemli değil bebek kamyon. Teşekkür ederim geri dönüşümlü anne. Eski eşyaları yeni bir şeye dönüştürmek her zaman iyidir. İşte böyle tamirciler. Hadi tamirhaneyi tertemiz yapalım. Bakın bir müşteri geldi. Kamyon ailesi gelmiş. Anne kamyon, geri dönüşümlü anne ve bebek kamyon. Bebek kamyon hiç mutlu görünmüyor ama. Dişin mi sallanıyor? Bu konuda hiç endişelenme bebek kamyon. Dişin çıktığında yatarken yastığının altına koy ve sabah altın bir para bul. Hayır olamaz. Bebek kamyon hapşırınca dişi de fırladı. Merak etme, biz dişini buluruz. Hadi koşun tamirciler. Ya.
Özgürüm yeşil. Ama o bir diş değil. Dikkat et sarı. Bütün tamirhaneyi baştan sona aradık. Ama bebek kamyonun dişini hiçbir yerde bulamadık. Durun biraz. Bakmadığımız bir yer daha var. Mavi'nin toz alıcısı. Al bakalım bebek kamyon. Şimdi eve gidip dişi yastığının altına koy. Yakında daha fazla macerayla Gecko'nun tamirhanesinde birlikte olmak üzere. Görüşürüz. İtfaiye arabası Fiona. Ne oldu, neyin var? Hortumun mu çalışmıyor? Hadi bir bakalım. Sakın merak etme Fiona. Seni hemen tamir ederiz. Gidip en iyi pensemi alayım. Ne? Hadi tamirciler, bana biraz yardım edin lütfen. Sen iyi misin Sarı? Pekala, sanırım sorununu çözdük. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için teşekkür ederiz Fiona. Görüşürüz. Gidelim tamirciler. Bugün tamirhaneye Fiona gelecek. Oy canına. Bendeniz tamirci gelincik, sahibi gelincik. Her şeyi makinelerle daha hızlı hale getiririm. Merhaba Bay Gelincik. Ben de Gecko. İşte ilk müşterim geldi. Bütün işler bitmeli hızlıca. Tamirci gelincik bu işte bir numara. Görüşürüz kurbağa. Adım Gecko. Pekala Fluella. İşimiz uzun sürmez. Acaba hangi düğme işlemi başlatıyordu? Hepsine basarsam olur bence. Yine bekleriz Felicity. Ne kadar çabuk bitti. Hay aksi. Fiona iyi görünmüyor. Hadi gel Fiona. Sana bir bakayım. İşte sorun buymuş. Gelincik işi çabuk bitirebilmek için senin depona yağ yerine sabun koymuş. İşte sorunu güzelce hallettik. Fiona artık baloncuksuz.
Doğru düğmeye bastığımdan eminim. İğrenç. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Bugün acil durum alarm sistemimizi kuruyoruz. Hı? Birinin başı dertte olmalı. Hadi oraya gidelim çekici tili. Bu ekskavatör Eric. Galiba bir taşa çarpmış. Bak, paletlerinden biri kırılmış. Ha? Oh. Ha, mavi. Fırtına korkutucu olabiliyor, biliyorum. Ama yardımına ihtiyacımız var. Hadi topla cesaretini. Yetişemiyorum. O boşluğa giremeyecek kadar büyüğüm. Ha? Aman tanrım, acele etmemiz gerek. Bak, sanırım baraj taşmak üzere. Mavi oraya sığabilecek kadar küçük. Aferin sana Mavi, gerçekten çok cesursun. Hayır, olamaz. Baraj yıkılmak üzere. Çabuk ol Mavi. Aferin sana Mavi. Korkularınla yüzleştin. Baksanıza, bir gökkuşağı. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz. Cadılar bayramı kutlu olsun. Hadi ama korkmayın tamircilerim. Bakın benim, Gecko. Ha? Bir dakika. Bu tuhaf ses de ne böyle? İşte yine duydum. Umarım bu ses korkunç bir hayalet sesi değildir. Her neyse, galiba artık gitti. Olamaz tamirciler. Galiba tamirhanemizi hayaletler bastı. Mavi. Durun biraz. Mavi, yürü bakalım. Bu ses sadece sen hareket edince çıkıyor. Sakın korkmayın. Paniğe kapılmaya gerek yok. Çünkü sorun Mavi'nin tekerleğinde. Bir damla yağ ile bu sorunu çözeriz. Böylece hayalete de güle güle deriz. Heyecan bitti. Artık şaka şeker turuna çıkabiliriz. Cadılar bayramınız kutlu olsun. Görüşürüz. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine hoş geldiniz. Bugün oldukça sakin bir gün. Biraz bahar temizliği yapıyoruz. Ha? O ses de neydi öyle? Otobüs Bobby, sen hiç iyi görünmüyorsun. Hadi gel, seni bir kontrol edelim. Aa,
Vay canına. Bobby gerçekten hiç iyi değil. Bakalım neler olduğunu anlayabilecek miyiz? Belki de radyatöre su koymamız gerekiyordur. Hadi hadi tamirciler. Hayır. Sorun bu değilmiş. Durun biraz. Aha! Zavallı Bobby yağ sızdırıyor. Yağ motorun rahat çalışmasını sağlar. Bunu tamir edebiliriz. Tamam, sorunun kaynağını bulduk. Borunda yağ kaçağı varmış. Yeşil hemen deliği onaracak şimdi. Parlak ışıklarla ona kaynak yapacak. Yara bandı da yaranı koruyacak. Ya. Yaşasın! Aferin sana Mavi. Aferin sana Yeşil. Daha iyi hissediyor musun Bobby? İşte mutlu bir müşteri daha. Bizden bu kadar. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. İşte bitti tamirciler. Bugün Noel arifesi. Ve tamirhane harika görünüyor. Noel babadan ne isteyeceğinizi düşündünüz mü? Sen düşünmedin mi Mavi? Düşünsen iyi olur. Noel baba yakında gelir. Bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. Merhaba Noel Baba. Gecko, yardımına ihtiyacım var. Geyiklerim çok hasta. Uçmaz oldu artık kızım. Ama bir an önce göklere çıkmalıyım. Ola ki götüremezsem tüm bu oyuncakları hayal kırıklığına uğratırım Noel'de. Bütün mutlu çocukları. Endişelenme Noel Baba. Kızanı tekrar uçuracağız. İşte bu. Gecko'nun takımı kurtardı Noel'i. Teşekkür olarak görün verdiğim hediyeleri. Tam ihtiyacım olan şey. Sağ ol Noel Baba. Ne isteyeceğine karar verdin mi Mavi? Demek kızağıma binip uçmak istiyorsun. Hadi atla o zaman. Göklere doğru uçalım. Ho ho. Gecko'nun tamirhanesi hepinize mutlu Noeller diler. Mutlu Noeller. Herkese merhaba. Ben Gecko. Bugün bizim için çok özel bir gün. Bebek kamyon ilk kez tamirhanemizi ziyaret edecek. Bu yüzden onun için tamirhanemizde çok özel bir karşılama yapacağız. Merhaba bebek kamyon. Heyecanlı mısın? Sorun değil. Güvenli ellerdesin. Değil mi tamircilerim? Ne?
Bebek kamyon, bekle. Aa, olamaz. Bebek kamyonu korkutup kaçırdık. Merak etme anne kamyon, biz onu buluruz. Hadi tamirciler, bebek kamyonu bulmamız gerekiyor. Oh, bebek kamyon. Acaba nerede olabilir? Saklanıyor musun bebek kamyon? Yoksa endişeli misin? Bak ne diyeceğim. Ben de öyleyim. Tamirhaneye ilk kez geliyorsun. Ziyaretinin çok özel olmasını istiyoruz. Seni korkuttuysak özür dileriz. Ama söz veriyorum, seninle herkesten çok ilgileneceğiz. Anlaştık mı? Tamirhanenin kapıları açılsın. Şimdi bebek kamyona yardım etme vakti. İyi günler dilerim bebek kamyon. Gerçekten çok cesurdun. Rica ederim bebek kamyon. Gecko'nun tamirhanesinde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşürüz. İşte oldu Eric. Artık kolun eskisinden de iyi çalışacak. Tamirciler, ne yapıyorsunuz böyle? Aa, anladım. Korsan hazinesi arıyorsunuz. Yaha, kim tutar sizi? O ses neydi? Eric bir şey bulmuş. Belki de bu gönüllü hazinedir. Acaba? Aa, sarı. Altın olmayabilirler. Ama bu hazine olmadıkları anlamına gelmez. Tada! Eski bir demir yolu el arabası. Ama... bir şey eksik galiba. Ah! Vay! Eric eski demir yolunu bulmuş. Hadi deneyin tamirciler. Gördünüz mü? Bir altın ya da gümüş olmaması hazine olmadığı anlamına gelmez. İş başına tamirciler.